Merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda türev 1 konusunun testlerine devam ediyoruz. Bu videoda 6. testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda fx fonksiyonu vermiş parçalı bir fonksiyon olarak veriyor. F türev 0 artı f türev 3. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Mesela 0 noktası hangi aralıktaysa o fonksiyonun türevini alacağım ve orada x yerine 0 yazacağım. Şimdi 0 1'den küçük olduğu için kullanacağımız fonksiyon 2x artı 4. Bunun türevini aldığımız zaman burası 2 gelecek. X'de bir ifade gelmediği için yerine 0 yazamadım. 2 olarak sabit bir sayı olarak geldi. F türevi 3 için. Şimdi 3 değerimiz 1'den büyük olduğu için kullanacağımız fonksiyon burası. Türevini aldık 2x. X yerine de ne yazacağız burada? 3 yazacağız. 3 çarpı 2'den 6. 2 artı 6'dan da cevabımız 8'e eşit olacak. İkinci sorumuzda 1 noktasındaki türevini istemiş. Şimdi 1 hangi aralıkta? Eksi 1'den büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. Ve bunun türevini aldığım zaman 2x artı 5 geldi. 1 noktasındaki türev dediği için de x yerine 1 yazdık. 2 artı 5'ten 7 değerine eşit oldu. Üçüncü sorumuzda 1 noktasında türevlenebildiğine göre. Şimdi türevin olabilmesi için sağ 1 noktasında sağdan ve soldan türevlerin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifadelerin türevlerini alıp 1 noktasındaki değerlerini birbirlerine eşitleyeceğim. Öncelikle sağdan türeve bakalım. Yani 1'den büyüklere bakalım. 3x kare artı a geldi. Soldan türeve baktık. X kare artı 1'in türevi 2x. 1 noktasındaki türevleri eşit olduğu için burada sağdan soldan türevleri x yerine 1 yazıyorum. 3 artı a değerimiz 2'ye eşit olacak. Dolayısıyla a'nın değeri de eksi 1 geldi. Ama benden b'yi istemiş. O zaman bir de şunu kullanacağız. Şimdi 1 noktasında türevlenebildiğine göre demek ki 1 noktasında bu fonksiyonun limiti vardır ve aynı zamanda da süreklidir. Dolayısıyla ben 1 noktasındaki türevden eksi 1'i buldum, a değerini buldum. Bir de limitini kullanalım. Sağdan soldan limitleri eşit. Yani 1 noktasına sağdan yaklaştığımdaki bu fonksiyon ile soldan yaklaştığım bu fonksiyonun 1 noktasındaki değerleri birbirlerine eşit olacak. Hiç türev almadan direkt bu fonksiyonlarda x yerine 1 yazıyorum. Burada x yerine 1 yazdım. 1 artı a artı b. Aynı şekilde soldan limitine baktık. Burada x yerine 1 yazdık. 1 artı 1 geldi. A'nın değerinin de eksi 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bunlar gitti. B değeri de buradan ne geldi o zaman? 2 değerine eşit oldu. Dördüncü sorumuzda iki apsisi noktada türevlenebildiğine göre demiş. Yine iki noktasında sağdan soldan türevleri birbirine eşit olmalı. Sağdan türeve bakalım öncelikle. Fonksiyon türevini aldım. 2x artı 1. Soldan türeve baktık. Fonksiyonun türevi a geldi. İki noktasındaki dediği için x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan 4 artı 1'den 5 eşittir a. A değerini bulduk ama b'yi de bulmamız lazım. Yine önceki soruda olduğu gibi iki noktasında türevli olduğuna göre iki noktasında aynı zamanda nedir? Limiti vardır. Sağdan soldan limitleri birbirlerine eşittir. O zaman öncelikle sağdan limite bakalım. Direkt fonksiyonun kendisinde x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin karesi burada 4 artı 2 eksi a geldi. Eşit olacak soldan limite x yerine 2 yazdık. 2a artı b oldu. Buradan 6, a yerine de 5'i yazalım. 6 eksi 5 değerimiz. 2a artı b, a yerine yine 5 yazdık. 10 artı b oldu. Buradan da 1 eşittir 10 artı b'den b'nin değeri eksi 9'a eşit oldu. Bizden bunların çarpımını istemiş. 5 çarpı eksi 9'dan da eksi 45 sonucuna ulaşıyoruz. Beşinci soruda fonksiyonun türevli olduğu en geniş çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi bu bir parçalı fonksiyon olduğuna göre kritik noktası burada 3 noktası. Her yerde türevlidir ama 3 noktasında türevli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor kritik nokta olduğu için. Şimdi sağdan türevini alalım. Buradan 2x geldi. Aynı şekilde soldan türevini aldım. 2 geldi. X yerine 3 yazdığım zaman 6, 2'ye eşit değil. Dolayısıyla 3 noktasında sağdan soldan türev eşit olmadığı için 3 noktasında türev yok. Ama diğer bütün noktalarda türevi vardır. Çünkü kritik nokta dediğim gibi burada 3 sadece. Bütün reelselerde türev vardır. Bir tek 3 noktasında türev yoktur diyoruz. Altıncı sorumuzda iki apsisi noktada türevli olduğuna göre. Yani iki noktasında sağdan soldan türevleri birbirine eşit olacak. Öncelikle soldan türevini alalım. Burada bölüm türevini uygulayacağım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay gelecek bölü paydanın karesi. X eksi 1'in karesi. Ve x gördüğüm yere burada 2 yazacağım. 2 yazdığımız zaman buradan 1 eksi 2 yazdık burası 3 oldu. 2 yazdık payda da 1. Yani burası eksi 2 geldi. Aynı şekilde sağdan türevine bakalım. Burada x yerine yine aynı şekilde önce türevini alalım. 6x artı a geliyor. 2 noktasını yerine yazdığımız zaman da 12 artı a. Türevli olduğuna göre demek ki sağdan ve soldan türevler birbirine eşit. 12 artı a değerimiz eksi 2'ye eşit.
A değerimiz o zaman eksi 14 değerine eşit. Bizden ne istemiş? B'yi. Şimdi B'yi bulabilmek için de türevi kullandık. Türevden A'ya ulaşabildik. Bir de iki noktasındaki limitini kullanalım. Yani sağdan soldan limitleri eşit olmalı. Öncelikle soldan limite baktım. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2 artı 1'den 3, 2 eksi 1'den 1. Eşit olmalı sağdan limitine. X yerine yine 2 yazdım. 4 çarpı 3'ten 12 artı 2A artı B geldi. A'nın değerinde eksi 14 olduğunu biliyoruz. O zaman burası eksi 28 oluyor. Ki buradan eksi 16 artı B değeri 3'e eşit. B değerimiz de 19'a eşit oluyor. 7. sorumuzda fonksiyonu her x elemanı reel sayılar için türevli olduğuna göre. Şimdi bu fonksiyon zaten parçalı bir fonksiyon. Dolayısıyla kritik noktası 0. Zaten bütün değerlerde türevi vardır ama 0 noktasında türevi olmayabilir kritik nokta olduğu için. O yüzden kontrol edilmesi gereken nokta 0 noktası. Dolayısıyla biz eğer burada her yerde türevli olduğunu biliyorsak o zaman diyoruz ki 0 noktasında da kesinlikle türevlidir. Sağdan soldan türevlerine bakalım. Öncelikle sağdan türevine bakacağım. Burada bölüm türevini uygulayalım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. X artı 1'in karesi. X yerine 0 yazıyorum. Burası 1 geldi zaten 2. Burada aynı şekilde x yerine 0 yazdım 1. 2 eksi 1. Payda da yine aynı şekilde x yerine 0 yazdık 1. Yani sağdan türevinin 1 olduğunu buldum. Aynı şekilde soldan türevini alalım. 2x artı 1. X yerine 0 yazdığımız zaman da 1 geldi. Dolayısıyla sağdan türev, soldan türevi eşit olduğuna göre o zaman ne diyoruz? 1 noktasında türev varmış. Biz ne diyoruz? M noktasını arıyoruz. Şimdi 1 noktasında türevi varsa o zaman 1 noktasında bunun ne olacak? Limiti de olmak zorunda. Sağdan soldan limitleri eşit olacak. X gördüğüm yere 0 yazarak ikisini birbirlerine eşitleyeceğim. Sağdan limite baktığım zaman x yerine 0 yazdım 1. Soldan limite x yerine 0 yazdım. M geldi. O zaman M'nin değerini de 1 olarak elde ettik. 8. soruda kaç noktada türevsizdir demiş. Şimdi parçalı fonksiyonda kritik noktada türevsiz olabiliyordu. 2 noktası. Bir de bu fonksiyonlarda eğer rasyonel ifadeler varsa paydayı 0 yapan değer de yine aynı şekilde tanımsız getireceği için türevsiz olacaktır. Mesela önce kritik noktamıza bakalım. 2 noktasında türevli mi? Sağdan türevine bakacağım öncelikle. Türevini aldım. 2x. Aynı şekilde soldan türevini alalım. Burada bölüm türevini uygulayacağım. Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay. Bölü paydanın karesi. Ve bu ifadelerde x yerine 2 yazdığımız zaman birbirine eşit mi kontrol edelim. X yerine 2 yazdık. 1 eksi. X yerine 2 yazdı burada. Eksi 5. 2 yazdık. 1 geldi. 4 eksi 4'e eşit olmadığına göre o zaman 2 noktasında türevsizdir. 2'yi alacağım. Bir de şunu kullanmam lazım. Kesirli ifadeler yani rasyonel ifadelerde paydayı 0 yapan değer x eksi 1'i 0 yapan x değeri 1 ve 1 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Dolayısıyla paydanın 0 olma durumu yani tanımsız olma durumu olduğu için aynı zamanda 1 noktası da türevsiz yapan noktalardan biri. O yüzden de 2 tane nokta da türevsizdir diyoruz. 9. sorumuza kaç tane noktada türevsiz? Yine kritik noktamız var. Türevsiz olma durumu burada kritik noktanın olduğu yer. Yani eksi 1 noktasını kontrol etmemiz lazım. Soldan türevine baktım. Buradan 2. Sağdan türevine aynı şekilde bakalım. Bunu da şöyle yazabiliriz. Bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. 3 çarpı 4x eksi x küpün eksi 1. kuvveti olsun. Bunun türevini alalım. 3 çarpı eksi 1'i başa aldım. 4x eksi x küpün kuvveti biraz azalttım. Eksi 2. X yerine eksi 1 yazıyorum. Burası zaten 2 eşit mi diye bakalım. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. X yerine eksi 1 yazdık. Buradan içerisi eksi 4. Eksi 1'in küpünden eksi 1. Eksi ile de çarptık. Artı 1. Eksi 2. kuvveti. Yani eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. O da 1 bölü 3'ün 2. kuvveti. Eksi 3'ün 2. kuvveti gelecek. Sadeleştirdiğimiz zaman da 1 bölü buradan 3 değeri. Eksi 3'ün eksi 3 değeri gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerinden farklı olduğu için eksi 1 noktasında türevsiz. Bir de rasyonel ifadeleri 0 yapan değerler. Yani buradaki ifademiz. Bunu 0 yapan değer. 4x eksi x küpü 0 yapan x değerlerine bakalım. X parantezine aldım. X kare eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 2, x artı 2 eşittir 0. Şimdi bu çarpanı 0 yapan değerler 0, 2 ve eksi 2. Bu aralıkta olanlar fonksiyonu türevsiz yapacak. Şimdi eksi 1'den büyük değerler 0'ı alırım. 2'yi alırım ama eksi 2 eksi 1'den büyük olmadığı için bu aralıkta değil. Dolayısıyla eksi 2 burasını türevsiz yapamaz.
İki tane daha nokta bulduk. Bir de ne vardı? Eksi 1 vardı. O zaman toplamda 3 tane nokta da türevsizmiş. 10. sorumuzda fonksiyonun x eşittir 2 noktasında türevli, 3 noktasında sürekli. Şimdi 2 noktasında sürekli ise bakalım 2 noktasının soldan ve sağdan türevlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Soldan türevine baktık. 2ax eksi 2 eşit olacak. Sağdan türevine yani 3x kare eksi b. X yerine 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman 4a eksi 2. 2 yazdığım zaman da 12 eksi b geldi. Şimdi bunlar birbirlerine eşit olacakmış ki türevli olsun. 3 noktasında da sürekli olduğunu söylüyor. O zaman 3 noktasında sadece sağda sürekliyse sonuçta limiti vardır. Sağdan soldan limitleri birbirine eşittir. O zaman 3 noktasında bu ifadelerin direkt limitlerini birbirlerine eşitleyelim. X yerine 3 yazacağım. 27 eksi 3b eşit olmalı. X yerine 3 yazdık. 3a artı 9b eksi c gelecek. Bir de neyi kullanabilirim? 2 noktasında türevli olduğuna göre 2 noktasının aynı zamanda limiti vardır değil mi? 2 noktasındaki sağdan soldan limitlerini bulalım. X yerine 2 yazdığımız zaman 4a eksi 4 eşittir. X yerine aynı şekilde burada 2 yazdık. 8 eksi 2b geldi. Şimdi 2b'yi karşı tarafa alalım. 4a artı 2b değerimiz 12'ye eşit. 2'ye bölelim. 2a artı b değerimiz de 6 gelecek. Buradaki ifadeyi de düzenleyeceğim. Eksi b'yi karşı tarafa alırsam 4a artı b değerimiz 14'e eşit. Şimdi bu ikisi arasında yok etme metodu yapabiliriz. Bunun tamamını eksiyle çarparsam eksi 2a olur, eksi b olur, eksi 6 olur. B'ler gider. Buradan da 2a eşittir 8. Yani a değerimiz de 4 gelir. Şimdi a değerimiz 4 ise yerine yazıp b'yi de bulabilirim. Mesela burada a yerine yazacağım. A yerine 4 yazdığımız zaman 8 artı b değerimiz 6'ya eşit. B de buradan eksi 2'ye eşit oldu. Daha sonra c'yi bulacağımız denklem de burada. Burada da a ve b yerine yazalım. Şimdi 27 eşittir. Eksi 3b'yi karşı tarafa alırsak 3a artı 12b eksi c. 27 eşittir. A değerimiz 4. Burası 12 geldi. B değerimiz eksi 2. Eksi 24 oldu. Eksi c. Eksi 12 karşı tarafa da aldığımız zaman c değerimizi buradan eksi c değerimizi 39 yani c değerimizi de eksi 39 olarak elde ediyoruz. 11. sorumuzda yukarıdaki grafikte verilen fonksiyonlardan hangilerinin en az bir noktada türevi yoktur? Şimdi birinci soruya baktığımız zaman bir kere limitlerine bakalım. Mesela buradaki x bir noktası olsun. Sağdan limit soldan limitten farklı olduğu için limiti yoktur. Dolayısıyla sürekli değildir. Dolayısıyla türevi yoktur. O yüzden en azından bir tane noktada türevi olmayan birinci öncülü aldık. İkincisine bakalım. Şimdi ikincisinde burada şöyle bir durum var. Aslında bu noktada, kırılma noktasında, sivriliğin olduğu noktada sağdan soldan limitleri eşit ve aynı zamanda sürekli ama kırılma olduğu yerde yani sivrilik olduğu yerde türev yoktur diyoruz. O yüzden buradaki ifade fonksiyon sürekli ama yine de bu noktada türevi olmadığı için bunu da alacağım. Üçüncü öncülüğe baktık. Burada sağdan soldan limitleri eşit ama burada tanımlı olmadığı için sürekli değil. Dolayısıyla türevli değil. Buradaki ifademizi yine almıyoruz. O zaman yani daha doğrusu türevi yoktur dediği için aynı şekilde bunu da alıyorum. Yani 3 tane grafikte de türevi olmayan grafikler cevabımız da buradan E şıkkı geliyor. 12. sorumuzda 2015 VS1'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. X eşittir 1'de hangisinin türevi yoktur demiş. Şimdi birinci öncülde fx fonksiyonunun burada bir kritik nokta yok. Direkt x eksi 1'in türevini aldık 1 geldi. Direkt fonksiyonun türevini burada bulduk. Gx fonksiyonunda ise mutlak değer vermiş. Mutlak değerin içerisinde 0 yapan değer burada 1 değeri. Dolayısıyla 1 burada kritik nokta. Kritik noktayı şöyle kontrol etmemiz gerekiyor. Önce bu ifadenin 1'e sağdan ve soldan yaklaşarak limit değerlerine bakalım. 1'e sağdan yaklaştığımız zaman 1'den büyük değerler yazarsak mutlak değer dışında x eksi 1 olarak çıkacak. 1'den küçük değerler yazdığımızda ise içerisi burada negatif olacağı için eksi x artı 1 olarak gelecek. Şimdi ben bu ifadenin limitini aldığım zaman x yerine 1 yazacağım 0, x yerine 1 yazacağım 0. Evet sağdan soldan limitleri eşit limiti var. Türevine bakacağız. Şimdi türevi için de yine sağdan fonksiyonu ve soldan fonksiyonu bulduk. Bu fonksiyonların türevini alalım. Yani sağdan türev ve soldan türeve bakacağım. X eksi 1'in türevini aldığımız zaman 1 geldi. Eksi x artı 1'in türevini aldığımız zaman eksi 1 oldu. Dolayısıyla sağdan türev, soldan türev eşit olmadı. O yüzden de burada bir noktasında kesinlikle türev yoktur diyeceğiz. Bunu alacağız. Hx fonksiyonuna bakalım. Buradaki ifadede şöyle yazabilirim. X eksi 1 üzeri 2 bölü 3.
Bu ifadenin türevini aldığımız zaman, şimdi 2 bölü 3 çarpı x eksi 1'in kuvvetini burada 1 azaltacağım ve eksi 1 bölü 3 gelecek. Düzenlersek 2 bölü 3 çarpı, burası 1 bölü x eksi 1'in 1 bölü 3'üncü kuvveti. Şimdi 1 burada kritik nokta değil aslında ama 1 buradaki paydayı 0 yaptığı için, türevini paydasını 0 yaptığı için tanımsız oluyor. Dolayısıyla da türevsiz oluyor 1 noktasında. O yüzden de yine 1 noktasında da türev yoktur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 geliyor. Evet arkadaşlar, böylece 6. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.